Ama yani adamların da haset etmeyeceğini nasıl söyleyelim? Şimdi adam gelmiş bilmem kaç yaşına veyahut işte ya. Ailesinin içinde rahat değil. Sokakta rahat değil. Mağazaya gidiyor, suratı asık insanların. Eve gidiyor, yemek yiyor, kalitesiz. Üst baş kalitesiz. Hayatı kalitesiz. Temizliği kalitesiz. Sevenleri kalitesiz. Kendisinin sevgisi kalitesiz. Yani hayat ona belaya dönmüş adeta. Bir camdan bakıyor, bir cenneti görüyor. Bakıyor kendi cehennemde. O zaman akıl almaz canı yanıyor. O cehennemde de çıkamayınca o cennettekilere ağzına gelen her şeyi söylemeye başlıyor. Cennettekinin haberi var mı? O kendi aleminde. Onlar kendi keyfinde, rahatında, huzurunda oluyorlar. Kötü söz söyledikçe o cennettekilerin bereketi daha artar. Gençliği artar, sağlığı sıhhat artar. Kötü söz söyleyene bir baksın yüzüne, griliği, o oksit sarılığı daha da artar. Ona gelecek nimet Müslümanlara gelir o zaman. Müslümana gelecek felaket de onlara gider. Allah'ın öyle bir sistemi vardır. Onlar sadece bizi görüyorlar ama bizim gibi sizi Allah aşkıyla seven yüzlerce kişi var, kadın var inşallah. Tabii. Çünkü bunların bir tane sevdiği kız yok ya. Evet. Evet. Bunları seven bir tane hanım kız yok. Bir tane. Seven de ya parası için geliyor ya kavga etmek için geliyor. Gece gündüz telefonda edişiyorlar. İşte nereye gittin, ne yaptın? O kızdan şüpheleniyor, kız ondan şüpheleniyor. Küfrediyor, bağırıyor, çağırıyor. Ağız alınmayacak küfürlerle birbirine hakaret ediyorlar. O bakımsız, o da bakımsız. O ondan tiksiniyor, o ondan tiksiniyor. Birçoğu öyle. Ama burada nur gibi genç kızlar var. Çok efendi, terbiyeli, saygılı. Allah aşkıyla yanmış böyle adeta. İffetli, namusuna çok titiz. Nefis bir görünümde. Tertemiz. Değil mi? Kokuları güzel, güzellikleri güzel, hayatları güzel, yemesi içmesi güzel, konuşması güzel, kültürlü, görgülü, nezaketli. Orada kıyaslıyor, kız arkadaş bakıyor, leş gibi kokuyor. Kirli. İffetine güvenemiyor, namusuna güvenemiyor. Onun yanından ayrılıyor. Telefon ediyor şu an diyor işte mağazada alışveriş yapıyorum. Halbuki başka bir adamın yanında olmuş oluyor. Hatta adamla ilişki halindeyken telefonla şu an mağazada ayakkabı alıyorum diyor. Yani aşağılıyor adamı adeta. O da o acının içerisinde yetiştiği için o ızdırabını artık yazıya dökmek istiyor. Küfürler, bağırtılar, çağırtılar. Ama Müslüman rahat, huzur içinde yaşamaya devam ediyor. O insanların haset ettiğini gördükçe müminin şevki daha artar. Kıskançlığını gördükçe daha şevki artar. Daha çok nimet akar, daha çok bereket gelir Müslümana. Onu yapanların da bereketi gider, sağlığı bozulur, hastalanır, batarlar.